Bir Almanca diyalog dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizdeki soru Wo bist du? Bu soruya cevap vereceğiz çeşitli cümle örnekleri ile. Bunun içinde posesif artikelimiz var. Yani datif kurduğumuz cümle içinde mein veya dein kelimelerini kullanacağız. Aynı zamanda etwas kelimesinin anlamını da vereceğim. Wo bist du? Neredesin? Diye soruyoruz. Ve 10 tane cümle örneği verdim, cevap örneği verdim. Bunları tercüme ediyoruz şimdi beraber Almanca'ya. Wo bist du? Cevap olarak arkadaşım, dayım diyorsunuz. Arkadaş, der Freund. Erkekse eğer, bayansa, die Freundin. Bu cümleyi yapabilmek için, bu cevabı verebilmek için bir tane posesif artikel ve bir tane de preposition yani edat gerekiyor. Size cümle örneğini vermeden önce biraz kendinizin cevabı vermenizi istedim. Bunun için preposition'un yerini ayırdım ve aynı zamanda posesif artikeli ayırdım. Dikkat etmeniz gereken yer arkadaşım, dayım. Yani M harflerine dikkat etmeniz gerekir. Yalnız hangi M harfine dikkat etmeniz gerekir? Çünkü bu arkadaki M harfi tamamıyla ich yani bunu anlatıyor. Bu durumda siz buradaki M harfine dikkat edip şuradaki posesif artikeli ona göre seçmeniz gerekir. Bei meinem Freund. Dedim ya bu sorusuna datif cevap verdiğiniz için bei meinem diyoruz. Datif olduğunu burada anlıyoruz ve arkadaşım dayım M harfini de şuradaki M harfinden anlıyoruz. Benim arkadaşım demek için. Şimdi görüyorsunuz ki bu erkek arkadaştan bahsediyoruz burada. Bayan arkadaştan bahsederken şuradaki arkadaki harf değişmesi gerekir. Niçin? Çünkü Freundin'in artikeli die olduğu için artikele bağlı olaraktan arkadaki harf değişir. Örneğin die Freundin, ich bin bei meiner Freundin. Datifteki çekim bu şekilde yapılır. Arkadaşımdaydım. Şimdi burada görüyorsunuz geçmiş zaman kullanacaksınız. Bu durumda fiilimizi çekiyoruz geçmiş zamana göre. Ich war bei meiner Freundin. Şimdi arkadaşındayım yani senin arkadaşın manasında bu durumda buraya hangi posesif artikel gelecek? Veriyorum cevabı. Ich bin bei deinem Freund veya ich bin bei deiner Freundin. Bunlara dikkat ediyoruz yine. Arkadaki M harfine ve R harfine anlattım demin. Ve de şu bizdeki N harfi yani senin arkadaşın dediğimizde buradaki D harflerine. Mein benim, dein senin. Plural yani çoğul kullanmamız gerekir artık arkadaşları. Üç tane yer yaptım. Niçin? Çünkü buraya maskulin gelecek. Buraya feminin arkadaş gelecek ve buraya da plural. Şöyle diyelim. Hepsine de çoğul geliyor. Yani erkek arkadaşlar bire. Bayan arkadaşlar ikiye. Ve de üçüncü seçenekte hepsini kapsıyor. Hem bayan hem erkek arkadaşları hepsini kapsıyor. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Veriyorum cevabı. Böyle. Ich bin bei bir kere şu posesif artikel yani senin arkadaşlarında bunu klammer içine koydum. Çünkü N harfinde hani o anlama geliyor. Yani senin arkadaşlarındayım manasında. O yüzden deinen seçtik. Plural olduğu için
arkadaki buna dikkat etmemiz gerekir. Şu ne harfine. Plural çoğul dedik ya, o yüzden bakın arkadaşlarındayım. Hem bu ne harfine dikkat edeceksiniz. Posesif, şu posesif artikeli seçerken hem de aynı zamanda çoğul mu değil mi diye ona dikkat etmemiz gerekir. Buradaki birinci maskulin, yani bunlar erkek arkadaşlar. İkinci, bunlar sade bayan arkadaşlar. Ich bin bei deinen Freundinnen. Ve üçüncü de bunlar hem erkek hem bayan arkadaşlar, karışık. Bunu da nereden anlıyoruz? Yazıda iki tane nokta üst üste, şuradaki yeri diyorum, iki noktayı üst üste koyduğumuzda. Konuşurken anlaşılmıyor. Ich bin bei deinen Freundinnen. Anlaşılmıyor. Yalnız yazıda bu şekilde belirtmemiz gerekir. Eğer ki bunu böyle bu şekilde gördüğünüzde hem erkek hem bayan karışık arkadaşlar anlamına geliyor. Şimdi benim arkadaşlarımdayım demek için hangi posesif artikel ne şekilde gerekiyor burada? Şimdi cevabı veriyorum. Aynı böyle deminki gibi, yalnız benim olduğu için arkadaşlar burada M harfi gerekiyor. Böyle bu şekilde kullanıyoruz. Doktordayım diyorsunuz. Şimdi burada hangi artikel gerektiriyor? Söylediğim gibi soruya datif cevap veriyoruz. Ich bin bei dem. Ich bin bei dem Arzt. Yalnız böyle demediğimiz için direkt bei ve dem'i birleştiriyoruz. O yüzden beim Arzt diyoruz. Yalnız doktorda, yani bayan doktorda o şekilde olmuyor. O yüzden bei der Ärztin dememiz gerekir. Çünkü soruya datif cevap verdiğimiz için bu seçenekleri de datif seçmemiz gerekiyor. Doktordaydım. Şimdi bunu siz nasıl tercüme ediyorsunuz? Çünkü fiilin geçmiş zamanı kullanmamız lazım. Çok kolay tabii. Ich war beim Arzt. Doktorumdayım diyoruz. Doktorumdayım. Şimdi bunu nasıl dememiz gerekiyor? Buraya ne lazım? Öğrendik biliyorsunuz. Benim doktordan bahsediyoruz mesela. Ich bin bei meinem Arzt. Şimdi de diyoruz ki biraz geç geleceğim. Geç, spät, biraz, etwas. Etwas kelimesine dikkat edin. Çünkü cümle içinde iki tane değişik mana veya birkaç manası olduğu için size iki örnek veriyorum. Bir defasında biraz, etwas. Geçte dikkat etmeniz gerekir ki bunu çekmeniz gerekir. Ich werde etwas später kommen. Bunu bu şekilde kullanmanız gerekir. Geç, yani beklenilenden daha geç geleceğim anlamında. Bir şeyler alacağım demek istiyoruz. Şimdi demin etwas kelimesini biraz diye bildik. Orada zamanla ilgili konuştuk. Şimdi burada da şeylerle ilgili konuşuyoruz. Ich werde etwas kaufen. Bir şeyler alacağım. Bir Almanca dersinin daha sonuna geldik. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere ve kendinize iyi bakın.